Hocam, JECO sizin oyun sisteminizde çok önemli bir yere sahip. Ama işte JECO oyundan çıktıktan sonra ileride Fenerbahçe ya da yorulunca ya da oyundan çıktıktan sonra ileride Fenerbahçe biraz top tutmakta zorlanıyor. Bu konuda ilerleyen süreçte bir oyun sisteminde değişikliğe gidebilir misiniz? Yani oyun sistemi her dakika her an değişmez ki. Yani böyle bir şey yok ki oyun sistemi. Akan oyunda zaten biz rakibe göre hamle yapıyoruz. Oyuncu değiştiriyoruz. Ama oyun sistemi siz bir belirlersiniz sezon başı. Bir oyun kültürü yaratırsınız. Bu oyun kültürünü devam ettirirsiniz. Bu dünyanın her yerinde her takım için geçerlidir. Yani oyuncular üzerinden değişiklik olabilir mi? Olabilir. Elimizdeki oyuncuları da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ceko tamam 2-3 haftadır baktığınız zaman belki durağan gözüküyor ama çok akıllı, çok duracağı yeri bilen, savunmaya yardım eden, takım savunması için takım bütünlüğüne çok katkıda bulunuyor. Çok güzel bağlantılar yapıyor. Mişi de girdiği zaman, baktığınız zaman güzel işler yapıyor. Goller atıyor, takım için mücadele ediyor. Şu an orada çok fazla bir problem olduğunu sanmıyorum. Fenerbahçe'nin duran toptan daha çok gol bulmasını bekliyor taraftar. Halihazırda Çağlar Söyüncü de geldi. Jiku, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz çok etkili duran top oyuncuları olabiliyor aslında. Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu ya da daha da arttırılacak mı? Bu akşam iki tane, üç tane net kafa vuruşumuz var. Net yan toptan, kornerden. Sadece gol olmadı. Duran toptan biz bu sezon 13 tane gol attık. Biliyor musunuz? 13 tane attık biz. 7'si korner, 3 taç organizasyonu, 2 yan top, 1 frikikten. Devrim Bey. Hocam. İstanbul'u hak ettiği ödülü elde etmesi için bir de olimpiyat yolculuğunu önemsiyoruz. Bu olimpiyat yolculuğunu da kendimize 2036'yı önemli bir tarih olarak koyduk.